Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay sizin için çok önemli. Güneş Başak Burcu'nda ayın 22'sine kadar ilerleyecek, parlayacak ve tabii ki doğum gününüz bu ay. Doğum günü bu ay olan tüm Başakların doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, önemli bir ay sizin için. Burcunuzda bir yeni ay doğacak. Mars ayının ortalarına kadar burcunuzda ilerliyor ve 21 Eylül'de Balık Burcu'nda yine sizin için çok önemli olan bir dolunay var. Tüm bunlar hayatınızda bazı önemli yenilikler, dönüşümler getirebilir tabii ki. Şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 22'sine kadar burcunuzda ilerliyor. Enerjiniz Mars'la beraber zaten çok yoğun. Ağustos ayında da bu güçlü enerjiyle birçok işle ilgilendiniz, çabaladınız, sorumluluklar ön planda ama mücadele gücünüz de yüksek. Daha hırslısınız, daha kararlısınız. Bu ayın ilk yarısında da bu devam ediyor. Bunlar kendinizle ilgili, hayattaki istekleriniz, arzularınızla ilgili inisiyatif alabildiğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizi gerçekleştirmek için daha kararlı olduğunuz bir dönemdesiniz. Biraz daha titizsiniz, daha belki mükemmelliyetçisiniz, çok eleştirel, biraz belki kontrolcüsünüz. Bu zaman zaman zorlayıcı olabilir tabii ki. Yorucu da olabilir sizin adınıza ama baktığınızda birçok işi de hızlı bir şekilde toparladığınız, verim aldığınız bir dönemi işaret ediyor gökyüzü. Ayın ilk günlerinde 1-5 Eylül arası gezegen, özellikle burcunuzdaki Mars, Neptün'le karşıt açıda olacak. 2 Eylül, 3 Eylül, 4 Eylül, biraz Mars-Neptün karşıtlığına lütfen dikkat edelim. Zor bir açıdır Mars-Neptün karşıtlığı. Sağlık alanlarında, vücudunuzda genel bağışıklığınızı biraz zorlayabilir. Bu nedenle hani çok yorulmayın, beslenmenize, dinlenmenize dikkat edin, kronik sağlık sorunlarınıza dikkat edin. İşte enfeksiyonlar, alerjiler olabilir, bazen zehirlenmeler olabilir. Yani bunlar tetiklenebilir Mars-Neptün karşıtlığında. Kazalara dikkat etmek lazım. Zarar verici her türlü ilişki dinamiğinde, güvensiz alanlarda daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili Başaklar, lütfen özellikle sindirim sisteminiz, mideniz, bağırsaklarınız, genel bünyeniz biraz daha hassas olabilir bu dönem içerisinde. 7 Eylül'de burcunuzda bir yeni ay doğuyor ve daha taze, daha güçlü enerjilerle artık biraz daha siz de yenilendiğinizi hissetmeye başlayacaksınız. 14 derece Başak Burcu'nda olacak bu yeni ay. Özellikle doğum günü 3-10 Eylül arası olan Başaklarımız, Güneş Burcu Başak olanlar, Yükselen Burcu'da 14 derece ve yakınlarında olan Başak Burçları, sizin için çok daha önemli bir yeni ay, daha kişisel, daha etkili bir yeni ay. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 14 derece ve yakınlarında eğer başka kişisel gezegenlerinizde bulunuyorsa bu tesirler artar tabii ki. Daha fazla artar. Güçlü açıları var. Ve bence güzel bir yeni ay bu. Çünkü Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ten tam bir üçgen alıyor. Aynı zamanda yeni ay sırasında Terazi Burcu'ndaki güçlü bir Venüs'ün Jüpiter'de de bir üçgeni var gökyüzünde. Yani Venüs-Jüpiter üçgeni de çok şanslı bir açıdır. Bu da yeni aya güzel bir enerji katıyor aslında. Bu yeni ay hayatınızda tabii ki her alanda kişisel girişimlerde bulunmak için sizi destekleyebilir. Ve elinize attığınız her türlü girişim, hani bir iş kurmak olabilir, yeni bir işe başlamak ya da ne bileyim bir eğitime başlamak, yer değişiklikleri, bir ilişkiyle ilgili önemli karar, kendinizle, imajla ilgili değişimler, işte sahip olduğunuz değerleri, paranızı, malınızı bir şekilde kullanma fırsatları. Yani bunlar çeşitli şekillerde hayatınıza geçebilir ya da iyileştirmeler, sağlığınızla ilgili mesela yapacağınız bazı adımlar, fiziksel imajınızda yapacağınız yenilikler, çünkü Venüs de güzel bir pozisyonda. Tüm bunlarda çok güzel bir yeni ay bu. Para evinizde de güzel bir hareket var. Venüs orada, Jüpiter'den üçgen alıyor. Bence maddi konularda da güven veren bir etkisi var. Şanslı ve geliştirici, büyütücü bir etkisi var. Merkür gezegeniniz, Merkür ay boyunca Terazi Burcu'nda olacak. Dolayısıyla zihniniz, düşünceleriniz de aslında genel olarak biraz daha maddi manevi güvenliğinizle ilgili konulara odaklanmış durumda. Yani para kazanmak için düşünüyorsunuz, planlarınız var ya da paranızı değerlendirmek için planlar, programlar var. Bilgi alışverişi, görüşmeler, iletişimler özellikle yine
para konularına daha fazla odaklanıyor. Ayın 15'inden sonra Mars da zaten artık burcunuzdan ayrılıp teraziye geçecek. Yani para alanınıza geçecek. Buradaki para hareketleri de artmaya başlayacak. Merkür ay boyunca burada, ancak Merkür 27'sinde gerilemeye başlayacak. Bu nedenle parayla ilgili özellikle, yani bir iş başlangıcı ya da bir yatırım, parayla bir belki borç alacak konularında bir karar verme süreciniz olabilir, bir alışveriş olabilir. Tüm bunları Merkür gerilemeden önce yapmakta fayda var. En azından planlayın, detaylara dikkat edin. Çünkü 27'sinde Merkür gerileyecek. Hem yönetici gezegeniniz hem para evinizde. Bu durumda parasal konularda biraz gecikmeler, karışıklıklar olabilir. Ve 19 Ekim'e kadar da devam edecek bu gerileme 27 Eylül'den itibaren. Dolayısıyla ayın büyük bölümünde zaten önemli fırsatlar veriyor size Merkür. Ve 27 Eylül'e kadar para alanlarında çok verimli, bereketli adımlar atabilirsiniz. Önemli hızlı sonuçlar da alabilirsiniz. Ayın 15'inden sonra Mars da bu alanda enerjinizi, mücadelenizi daha fazla arttırmaya başlayacak. Biraz keyif için de para harcatır Mars terazide, onu söyleyeyim. Yani belki güzellik için, estetik için, keyif için, konfor için, belki bir seyahat, tatil için. Çünkü Venüs de Akrep'te olacak 10 Eylül'den itibaren. Bu böyle bir keyifli bir tatil, bir seyahat imkanı verebilir ve onun için biraz masraf da yaratabilir tabii ki. Ya da kişisel bir eğitime başlayacaksınız. Onun için belki bir ödeme yapacaksınız, bir harcama yapacaksınız. Burada masraflar olabilir ama bunlar hani böyle sizi zorlayan şeyler değil. Keyif veren harcamalar, yani keyif veren masraflar, size katkı veren, sonrasında size iyi gelecek bazı harcamalar şeklinde görünebilir. 21 Eylül'de Balık burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay önemli. Tam karşıt burcunuzda, ilişki alanınızda bir Dolunay hem farkındalıklar getiriyor, hem bazı dönüşümler, hem bazı sonuçlanmalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa bu Dolunay sizin için çok daha önemli olacaktır, daha etkili olacaktır. Yani ilişkilerinizle ilgili bazı kararlar var. Güzel de etkiler olabilir bunlar. Biraz hani bireysel haritalarınızla ilgili tabii ki, evlilik gibi konular gündemde. Evlenebilirsiniz, imza atabilirsiniz. İşte daha önceden planladığınız belki bu Dolunay'da bir artık evlilik olabilir. Teklifler alabilirsiniz. İş birlikleri, ortaklıklar da olabilir. Evlisiniz, eşinizle ilgili konular aktif. Yani belki eşinizle ilgili bir şeyleri organize ediyorsunuz, planlıyorsunuz. Belki birlikte bir iş konuları var. Belki bir seyahate çıkacaksınız. Belki bir çocuklarla ilgili bazı konularınızda bir karar vereceksiniz. Bunlar da gündemde olabilir. Yakın arkadaşlıklar ve sosyal alanlarınız da etkiler. Belki uzun süreli hizmet aldığınız kişilerle ilgili de, yani avukatınız olabilir, muhasebeciniz olabilir, böyle hizmet aldığınız kişilerle de ilgili bazı dönüşümler olabilir bu Dolunay'da. Dolunay sırasında Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı var. Yani yine para alanınızda destekler olduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir işbirliğinden ya da eşinizle ilgili konulardan ya da bir evlilik, ortaklıkla ilgili konudan bazı parasal faydalar görmeniz de mümkün görünüyor. Bu Dolunay etkileri ayın son günleri, son 10 günlük döneminde ve 6 Ekim'e kadar da aslında devam edecek sevgili Başaklar. Ayın 22'sinden itibaren Güneş Terazi burcuna geçiyor. Para evinizde aydınlatmaya başlayacak. 27 Eylül'de Merkür retrosu başlayacak. Ondan bahsettik zaten. Gördüğünüz gibi verimli bir ay. Kendinizle ilgili hayatınızda yeni adımlar atabileceğiniz, yenilikler yapabileceğiniz, özellikle parasal kazançlarınızla ilgili çok kısmetli süreçler var. İlişki dinamiklerinizde destekler alabilirsiniz. Bu yeni ayı özellikle gezegeniniz Merkür gerilemeye başlamadan önce bence bu enerjileri olumlu bir şekilde değerlendirin. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Planlarınızı hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışın. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan,
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.